قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال كما قال الله سبحانه وتعالى ما ده Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ey müminler. Peygamber Azizşan bir hadis-i şerifinde İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur diye buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaktır. Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara, bulu uçağına ermiş kadın erkek bütün herkese farzdır. Peygamber Azizşan Ramazan-ı Şerif'i kim faziletine inanaraktan gerçekten yani bereketli, mübarek bir ay olduğunu inanaraktan ve bu ayda yapacağı güzel işlerin sevabını Allah'tan umaraktan orucunu tutan kimsenin bütün geçmişteki günahlarının affedileceğini buyuruyor hadis-i şerifte. Ne anlıyoruz buradan? 1- öncelikle Ramazan'ın mübarek bir ay olduğunu kalbimize koyacağız. Bu aydan faydalanmak istiyorsak önce bu ayın ne kadar yüce bir ay olduğunu idrak edeceğiz ki çalışmalarımızı da ona göre yapalım. Yani mesela altının değerinden anlamayan, elmasın değerinden anlamayan bir kimseye onun sıradan bir taş olduğunu varsayan bir kimseye bunu al ve bunu almak için de e, şunları 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 yap desek o kişi altını veya elması almak için hiçbir çaba sarf etmez. Çünkü gözünde onun bir değeri yok. Hiçbir şey hiçbir gayrette bulunmaz ama onu gerçekten altın olduğunu kıymetli değerli bir şey olduğunu bilen birisine desek ki bunları bunları vereceğiz sana ama karşılığında sen de şunları yapsan olur mu? Şişinabar o zaman altının değerini bildiği için onun ne kadar kıymetli bir şey olduğuna vakıf olduğundan gereken neyse yapılması gereken neyse hemen onları yapar. İşte Ramazan-ı Şerif'ten faydalanmak istiyorsak ilk önce Ramazan'ın büyük bir ay olduğunu yani 11 ayın sultanı olduğunu gerçekten bilmemiz, idrak etmemiz, böyle inanmamız lazım ki çabamız da ona göre olsun. Bu aydan nasibimizi de almaya çalışırken gayretimizi ona göre çoğaltalım. İlk şart bu. Neymiş? Kalbimizde Ramazan-ı Şerif'in büyük bir ay olduğuna inanacağız. Sonrasında yapacağımız bütün amellerin başta oruç tutmak üzere, geceleri ihya etmek üzere namazlarımız, Ramazan-ı Şerif'in sonunda fitrelerimiz, vereceğimiz bütün sadakalar, yapacağımız bütün ibadetlerin hepsinin sevabını Allah'tan umaraktan. Buna da dikkat edeceğiz. Yani insanın Ramazan ayında oruç tutarken orucunda riyaya kaçması en ihtimalden uzak bir durum olması gerekiyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bir hadisi kutsi de şöyle buyuruyor ki insanın oruç dışındaki bütün amelleri kendisi içindir. Her ne yapıyorsa oruç dışındaki bütün ameller kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bir şeyleri elde etmek için, toplum arasında güzel insanlardan gözükmek için, yani cami cemaatine gidebiliriz, güzel işler yapabiliriz, sadaka verebiliriz, başkalarının yardımında bulunabiliriz. Ama oruç tutmak da yani hiç kimse başkası için aç kalmaz. Ya benim için akşama kadar aç kalsa dese birisi deli misin derler. Niye senin için aç kalayım akşama kadar? Yemeğim var, alacak kuvvetim var, param cebimde. Niye akşama kadar aç kalayım der insan. İşte buradan da çıkıyor ki oruç sadece Allah için yapılan bir ibadettir. Böyle bir ibadette riyaya kaçmak, en zor olması ile birlikte yapılmaması gereken bir durumdur. İkinci olaraktan bu. Birinci şart Ramazan-ı Şerif'in değerli bir ay olduğunu, kıymetli bir ay olduğunu bileceğiz. İkinci olarak da yaptığımız her ne iş varsa hepsinin sevabını sadece Allah'tan umacağız. Riyaya hiçbir şekilde yer vermeyeceğiz. Bunların neticesinde Ramazan-ı Şerif'i bu şekilde geçirip oruçlarımızı tuttuğumuz zaman Peygamberimiz Zişan'ın müjdesi o ki işte dediğimiz bütün günahların hepsi affedilecektir. Peygamber Edişan'ın bu hususta birçok hadis-i şerifi daha var. Bir tanesi de diyor ki oruç kalkandır. Mümin için oruç kalkandır buyuruyor. Nasıl bir kalkandır? Hem bedenine sıhhat açısından bir kalkandır. Hem ruhunu göklere yükseltirken şeytanın ve onun avelenelerinin taktığı kancalardan onu koruyan bir kalkandır. Hem de bedeniyle birlikte ruhunu cehennem azabından koruyan bir kalkandır bedene kalkan olmasında, ya bilindiği üzere doktorların da hep söylediği gibi ya bütün hastalıkların başı çok yemekten geçiyor. Hatta bu hususta peygamber yaşan zamanında bir kral, Peygamber Efendimiz'e bir doktor gönderdi de oradaki sahabilere işte hani hasta olanlara falan yardım eder diye. Bekledi bekledi uzun bir zamanca hiç hasta olmadı. Efendimiz'e geldi dedi ki bir gün ya Resulallah, hani ben size burada yük oluyorum. Hiç hasta olan da yok. Hani ben hiç kimseye bir şey de tedavi de yapamıyorum. Yani burada size daha fazla yük olmayayım. Ben Evime geri döneyim dilerseniz dedi. peygamber Ezihan da şöyle söyledi. Yani biz doymadan sofradan kalkarız. Yani çok yemeyiz. Aşırı böyle kabasa dolmadan sofradan kalkarız. Aynı zamanda çok acıkmadan da, iyice acıkmadan da sofraya oturmayız. Demek ki bedenin sıhhati için oruç bir kalkandır. Ne yapıyoruz? Akşama kadar aç kalıyoruz. Bunca zamandan beri bağırsaklarımız bizim tabiri caizse böyle bir boru gibi... Hani devamlı hep yemek geçtiği için oralarda ne oluyor? Kenarlarında biraz kalıntılar kalıyor. Ama oruç tutup sabahtan akşama kadar uzunca bir süre onu aç bıraktığımız zaman artık içeride yemek kalmadığından, borulardan bir şey geçecek olmadığından bağırsaklar kendisini böyle sıkıp da hani suyunu çıkartırcasına içini güzel bir şekilde temizliyor. Bedenimize tamamen sıhhat oluyor bu şekilde. Ruhumuza da kalkan oluyor. Çünkü Allah Subhanahu ve teala Ramazan ayı girer girmez ne yapıyor? İlk gecesinde daha bütün şeytanları kilitliyor. Bütün şeytanları zincire vuruyor. Hepsi bağlı bir şekilde kalıyor. Ve bizi kendisine gelirken ruhumuzu yükseltmemiz gereken noktalarda önümüzdeki engellerin hepsini bu şekilde kaldırıyor. Ramazan-ı Şerif de, oruç da işte bu şekilde ne oluyor? Ruhumuza da kalkan oluyor. Cehennemden korumak üzere hem bedenimize hem ruhumuza da kalkan oluyor. Çünkü söylediğim hadisi şerifin başında Peygamber-i Zişan öyle buyuruyor ki Ramazan ayı girer girmez cehennem kapıları da sonuna kadar kapatılır. Bütün cennet kapıları da sonuna kadar açılır. Yani tabiri caizse Ramazan-ı Şerif girer girmez Allah Teala hani bizi kendisine gelmemiz için artık önümüzdeki bütün engelleri kaldırıyor. Yani tamamen şöyle o tabanda sol şeridi tamamen boşaltıp bas kulum gel bana doğru diyor Allah Subhanahu ve Teala. Orucun Peygamber Efendimiz iki güzel iki sevinç anı vardır diye söylüyor ki birisi akşam olup iftar vakti geldiği zamandır. İftar anında sabahtan akşama kadar olan yemek içmek hususundaki bütün yasakların kalkıp Allah'ın verdiği nimetlerle kavuşmak, onların tadına varmak. ikinci husus da Allah'a kavuştuğu andaki sevincidir diye buyuruyor. Allah'a kavuşmak, oradaki sevinç oruçtan başka hiçbir ibadette böyle bir müjde gelmedi. Peygamber Ezişan'dan veya ayeti kerimelerden hiçbirisinde oruç haricindeki yapılan bir ibadette Allah'a direkt kavuşacaksın. Bunun müjdesi hiçbir ibadette yok. Yalnız oruçta bu böyle. Yalnız Peygamber bunu oruçta buyurdu. Kıymetini işte iyi anlamamız lazım ki iyicene çalışıp Allah'a ulaşabilelim. Bir güzel işte oruçlu kişi için nedir? Oruçlunun ağız kokusu. İnsanlar temiz kokuyu sever. Allah subhanahu ve teala da sever. Ama insanlardan südür eden ağız kokusunu kimse sevmez birbirleri arasında. Ama Allah diyor ki benim katımda oruçlunun ağız kokusu mis kokusundan çok daha güzeldir. Peygamber Edişan'ın tavsiyelerinden bir tanesi de nedir? Sahur yapın. Çünkü sahurda diyor bereket vardır, bolluk vardır. Sahuru zaten gün içerisinde acıkmasak bile yani artık sonlara doğru böyle alışsak bile acıkmama durumu olsa bile yine de bir bardak suyla dahi olsa sahur yapmamız en güzel olanıdır. Peygamber Edişan öyle buyurdu çünkü ve iftarınızı yapmakta diyor acele edin. Çünkü hem Yahudiler hem de Hristiyanlar onlarda da oruç ayet-i kerimede söylediğimiz gibi onlarda da hem oruç farzdı. Onlar oruçlarını tutarken iftarlarını geç açıyorlarmış. Peygamber Efendimiz bu hususta bizleri uyarıyor. Müslümanların oruçlarını açarken aceleci davranması. Yani ezan okundu, vakit geçirmeden hemen varsa bir hurma yoksa hemen bir suyla orucumuzu açmamız gerekiyor. Bir hadis-i şerif de bu hususta Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz ki Ümmetim oruçlarını, iftarlarını açmak konusunda aceleci davrandığı müddetçe hayırdan uzaklaşmış olmazlar. Her daim hidayet üzere olurlar. O şekilde ilerlerler. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten cehennem azabından kurtulmaktır diye buyurdu Peygamber Dişan. Allah Subhanahu ve Teala en güzel şekilde hem gecesini hem gündüzünü ihya edenlerden eylesin ve bizleri hem rahmetine hem mağfiretine hem de azabından kurtulanlardan eylesin inşallah.